Beklentilerin hafif üstünde gelen Amerika tüketici enflasyonuna rağmen piyasalar, Fed'in Mart ayında faiz indireceğini fiyatlamaya devam ediyor. Enflasyon verisi sonrası dolar sınırlı gerilerken, 2 yıllık hazine bonosu faizi 11 bas puan düşüşte %4.25'te kapattı hisse senedi endeksleri veri sonrası kayıplarını büyük ölçüde geri aldı. Teknoloji ve enerji hisseleri öncülüğündeki yükselişe gayrimenkul, otomotiv, petrokimya ve bankacılık gibi döngüsel hisseler katılamadı. Borsa İstanbul, sanayi hisselerindeki satışa karşın holdinglerdeki güçlü alışlarla tutunuyor. Yükselişin motoru konumundaki bankalar endekse göre daha güçlü olmaya devam ediyor. Dev karbon yatırımı açıklaması sonrası Ereğli ve İskenderun Demirçelik zayıf seyrediyor. Sınırda karbon uygulamasından etkilenecek petrokimya ve çimento hisseleri de endekse göre daha zayıf. Fordotosan Otosan ve Tofaş Fabrika pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer alıyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılışı işaret ediyor. Ancak geçen hafta hisse senedinde 300 milyon dolar yabancı satışı ve son günlerde kurdaki yükseliş bizi rahatsız ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7830 ve 7950. Günün gelişmesi piyasa kapandıktan sonra gelecek olan Moody's kararı beklenti Moody's'in görünümü pozitife çekmesi. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Bim, Garanti, Migros, Sabancı Holding ve Tav. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.